Merhabalar. Şimdi klasik test kuramına dayalı madde analiz hesaplama sürecinde yardımcı olacak ücretsiz bir yazılımı ve hesaplama süreçini size açıklamaya çalışacağım. Öncelikli olarak bu linkine ulaşabileceğiniz bir elektronik bir e-kitap var. Kitabın ismi bu. Bu kitabın ikinci bölümünde klasik test kuramı kısmında VSP paketiyle madde analizi kısmına tıklıyoruz. Akabinde burada bir takım linkler var. Öncelikle bu link madde analizi için İngilizce bir takım hesaplamaları. Bu da Türkçe madde analizi hesaplamalarını yapacak. Her ikisi de birbirine muadil ancak İngilizce versiyonu bir takım seçenek analizi grafiklerinde biraz daha ayrıntıya sahip. Her ikisini birazdan açıklayacağım eş zamanlı olarak. Bakın bu Türkçe, pardon İngilizce olan uzantısı, bu da Türkçe olan uzantısı. Birbirine ufak farklılıkları var. İngilizce olan uzantısında bir takım temaları, renkleri değiştirebiliyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak İngilizce kısmına geliyoruz ve Data Upload diyoruz. Burada veri setini yüklememiz gerekiyor. Burada seçenek maddesi ya da 1-0 maddesi olabilir. Bir başarı testi olduğunu düşünüp çoktan seçme test formatında 1-0 maddesini işaretliyoruz. Türkçesinde ise yine aynı kısma gelip burada zaten otomatik 1-0 maddesi işaretlenmiş. Bizim ele alacağımız veri seti SPSS uzantılı olduğu için Browse deyip masa üstünde ilgili veri setine gelip açıyoruz. Akabinde veri seti, bu veri setine ilişkin bir takım betimsel bilgiler buraya açıklanmış oluyor. Bu kısmı görmüşseniz veri başarıyla yüklenmiştir demektir. Türkçesinde de aynı işlemi yapıyoruz. Buradan veri setini alıyoruz ve yüklüyoruz. Veri seti buraya gelmiş oluyor. Tekrar İngilizce versiyona geldiğimiz zaman item analysis ve test istatistik kısmına geliyoruz. Burada bir takım maddeler ilişkin madde güçlük ayırtıcılık indeksleri var. Madde güçlüğü hatırlayacağınız gibi bir sorunun doğru yanıtlama oranıydı. 1'e doğru yaklaştıkça madde kolaylaşıyordu. 0'a yaklaştıkça madde zorlaşıyordu. Bir sınıf içi ölçme uygulamalarında orta güçlükteki soruların ağırlıkta olmasını biz isterdik. Bakın burada bu soru zor bir soru ve kırmızı ve altı çizgi işaretlenmiş. Yine bu soru zor bir soru. Grubun %17'sini yanıtlamış. Yine bu soru çok zor bir soru. Grubun %8'ini yanıtlamış gibi. Madde ayırtıcılığında ise çift sayılı korelasyon katsayılarına odaklanıyoruz ve point bir seri yani nokta çift sayılı korelasyon katsayısı bizim için önemli. Bunun tabii eksi bir artı bir arasında değişiyor ama pratikte nokta 40 ve üstü çok iyi, nokta 30 ve üstü 40 arası makul, nokta 20-30 arası üzerine düşünülebilir gibi ele alınırken nokta 20'nin altı düşük ayırtıcılık gibi ele alınır. Hatta eksi değerler ters ayırtıcı maddeler olduğu için ölçekten çıkarılabilir. Bakın burada zaten kırmızı ile işaretlemiş 0.011 ayırtıcılığı çok düşük bir madde. Yine burada 0.10 ayırtıcılığı bunların hepsi makul değerlerin altında. Bu anlamda özellikle bakın bu zor bir madde ama ayırtıcılığı iyi olduğu için biz bunu ölçekte tutabiliriz. Burada bir sıkıntı yok ama hem zor hem de ayırtıcılığı düşük olan maddeler ya da hem çok kolay hem de ayırtıcılığı düşük olan maddeler bizim için sorunludur. Bakın burada .67 bir kromba alfa değeri gösteriyor. Şimdi 4. ve 28. soruları çıkartalım. Ayırtıcılığı en düşük olanlar onlar olduğu için. Buradan seçtik ve çıkartmasını istedik. Bakın kromba alfa katsayısında bir artış meydana geldi. Bu kısma tıklarsak da bir takım test istatistikleri, iki yarı güvenlik katsayısı, kromba alfa, KR20 gibi, işte çarpıklık, basıklık değerleri gibi bir takım test istatistikleri de buradan görebilirsiniz. Türkçe versiyonunda madde analizi kısmında yine aynı maddelerin vurgulandığını görmekteyiz. Güçlük ve ayırtıcılık için. Bizim için örneğin şu madde iyi bir madde. Orta güçlük düzeyinde ayırtıcılığı yüksek. Bu zor olmasına rağmen ayırtıcılığı yüksek. Bu orta güçlükte ayırtıcılığı çok iyi. Bu zor olmasına rağmen ayırtıcılığı yüksek. Orta güçlük düzeyinde ayırtıcılığı yüksek. Yani ağırlıklı olarak orta güçlük düzeyindeki sorular isteriz ve ayırtıcılığı yüksek olan yine az sayıda ayırtıcılığı
hani zor ya da kolay olabilir ama ayırt ecilliğine yüksek olan maddeler. Biz testte ya da madde havuzumuzda bulundurmayı tercih ederiz. Buradan da 4 ve 28 numaralı maddeleri çıkartalım. Yine buradan da 28'i de çıkartalım. Aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Burada test istatistiklerine gelirseniz ayrı bir sekme. Buradan da ilgili test istatistiklerinin sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda seçenek analizi ve bu seçenek analizi ilişkin grafiklerin incelemesini örneklendireceğim.